90'lı yıllarda Kürtlere yönelik ölüm listelerinden söz ediliyor ve Kürt iş insanlarına yönelik pek çok saldırı, kaçırma ve infaz gerçekleşiyordu. Yüksekovalı olan Keremoğlu ailesi de varlıklı Kürt aileler arasında yer alıyor ve Van'da yaşıyordu. Van Tur Otobüs Seyahat Şirketi'nin sahibi olan Keremoğlu ailesi, diğer varlıklı Kürt aileler gibi dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in "elimizde PKK'ye yardım eden iş adamlarının listesi var" açıklamasından sonra JITEM bağlantılı kişiler tarafından "ölüm listesinde adınız var" diyerek tehdit edilmiş ve kendilerinden haraç istenmişti. Aile bu tehditlere boyun eğmemiş ve bu haraç isteklerini reddetmişti. İş insanı Kadir Keremoğlu, ailenin büyüğüydü ve 75 yaşındaydı. 1995 yılının 14 Nisan günüydü. 75 yaşındaki Kadir Keremoğlu, Van'ın merkezinde yer alan Keremoğlu Camii'nde namazını kılmış evine dönüyordu. Cami çıkışında 01EA600 plakalı beyaz Toros, 65ER279 plakalı Doğan, 06FH600 plakalı Broadway ve 34ALL82 plakalı 4 otomobilden inen kişiler tarafından etrafı sarılan 75 yaşındaki iş insanı herkesin gözü önünde kaçırıldı. Namazdan sonra ben cuma namazını kıldıktan sonra ben İş yere geldim, babamı göremedim. Evi aradım, babam gitmemiş. Sonra babamı soruşturdum. Babamın çıktığını söylediler. Ya nereden gitti, kim var diyorlar. Bir de bir şahıs var, şeyhimiz adına bir genç, bir insan. Artık babamla gel görüşme, oradan çıkarmış. Meslek lisesi var bizim pasajın üstünde. Oraya götürüyor zaten Yeşil Kodadı Mahmudiye Dırım'a, Alaaddin Kanat'a. İşte benim verdiğim, daha önce verdiğim plakalar zaten mevcuttur dosyada, dergilerden çıkmış. Babamı götürüyorlar. Ondan sonra soruşturduk, ben Şeyh Musi'yi nereden bulacağım, Şeyh Musi'yi bulamadık. Şeyh Musi'nin evini tespit ettik. Birkaç adamı bıraktım oraya. Baba siz ona ilk önce biraz tehditvari dil kullanmıştı. Ondan sonra da bizimkine demiş, yani bizimle Şeyh'imiz demiş şey mi, bir davamız yok. Şeyh'imiz gelsin, Kadir Keremoğlu'nun, Hacı Kadir Keremoğlu'nun kime teslim ettiğini söylesin. Yani o gün akşama doğru Şeyh'imizi getirdik. Şeyh'imiz yanımdaydı. Şeyh'imizle görüştüm. Şeyh'imize dedim ki, babam eğer meleklerle götürmüşse senin haberin var. Babamı nereye götürdün, kime teslim ettin? Yok, ben çarşıya kadar onunla birlikte gittim. Ondan sonra birkaç kişi ya yalan söylemeye başladı. 8 çiniyordu. Şeyh'imizi bırakmadım. İşte ondan sonra emniyete teslim ettim. Orada çarşı merkez karakolu var. Çarşı merkez karakoluna teslim ettikten sonra bana dediler ki tamam dedim, onu bir sorgulayın. Babanın nerede olduğunu size söylesin. Bana dediler ki, tamam siz git, sonra sizi ararız. 2-3 saat aradan geçti, 1-2 saat. Ben karakola gittim, Şeyh Musi'yi sordum, Şeyh Musi'yi serbest bırakmışlar. Bu daha önce Tansu Çile döneminde bir liste vardı. İşte Kürt iş adamların işte ölüm listesinde isimleri vardı, bizim de isimimiz vardı. Çünkü hem patronumuz vardı, firmamız vardı, Van Tur olarak. O listeden dolayı yani babamın herhangi bir suçu yoktu ki. Yaşlı bir insan idi yani. Şimdi tüm mahkemelere başvurduk. İdare Mahkemesi'ne, DGM mahkemelerine hepsini reddettiler. En son Anayasa Mahkemesi'ne verdik. Anayasa Mahkemesi reddetti. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşuz. Geçenlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savunma istemişti. Savunmada ediyor ki bizim Kadir Keremoğlu'na bilgimiz yok. Çatalar götürülmüş. Bahattin
Fahrettin Keremoğlu babasının kaçırılmasının üzerinden henüz 2 saat geçmişken hemen Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Ancak savcı başvurularını 24 saat sonra işleme koyacağını bildirdi. Bahattin Keremoğlu'nun 24 saat beklenirse çok geç olacağını, Kadir Keremoğlu'nu kaçıran çetelerin belli olduğunu söylemesine ve kaçıranlardan Şehmuz Durak'ı yakalayarak karakola teslim etmelerine rağmen savcı şikayeti dikkate almayarak kayıp prosedürünü uygulamadı. Aile, Kadir Keremoğlu'nu kaçıranların onu Yeşil Kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim ettiğini, ardından önce Van JITEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürdüğünü öğrenmişti. Aile ayrıca kaçırma olayına karışan JITEM'le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaşmıştı. Kadir Keremoğlu'nun kaçırılmasından sonra değişik tarihlerde aileyi ve oğlu Bahattin Keremoğlu'nu arayan MİT elemanı Abdülhekim Özdemir, Tahir Çınar'la Kemal Kod adlı Kürşat ismindeki şahıslar aracılığıyla aileden 200 bin Alman mark fidye istendi. Van Emniyet Müdürlüğü, Van Valisi Mahmut Yılbaş ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'la görüşen aile, elindeki bilgileri paylaşarak babalarının bulunması için yardım talep etti. Ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Bahattin Keremoğlu, babasının kaçırılmasıyla ilgili olarak dönemin Van Valisi Mahmut Yılbaş'a gittiğinde validen "Bana yazılı olarak gelme, sana ancak şifahen yardımcı olabilirim" cevabını alıyordu. Kadir Keremoğlu'nun kaçırılması ve detayları Aktüel Dergisi'nin 285 ve 286 sayılı nüshalarında detaylarıyla yer aldı ve kamuoyu tarafından öğrenildi. Kadir Keremoğlu'nun kaçırılmasıyla ilgili olarak itirafçı Murat Demir ve Murat İpek'in savcılık ve mahkemede verdikleri ifadede Kadir Keremoğlu, Şehmuz Durak tarafından alınarak Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a teslim edildi ifadesine rağmen dava açılmadı. 1995 yılında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan soruşturma dosyasında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 13 Ocak 1997 tarihinde Keremoğlu ailesi Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede yaşananları anlattı ve tekrar zanlıların isimlerini açıkladı. Buradan da bir sonuç çıkmadı. Van Valisi Mahmut Yılbaş'a giderek yardım talebinde bulunan aileye vali, "Bana yazılı başvurmayın, size ancak sözlü olarak yardımcı olabilirim" dedi. Van Emniyet Müdürü ise "Siz devlete karşı isyan mı çıkaracaksınız?" diyerek aileyi tehdit etti. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüşen aile buradan da sonuç alamadı. 22 Nisan 1995 tarihinde aileyi arayarak ve kendisini Özel Harp Dairesi mensubu olarak tanıtan kişi "Babanızı bırakmak için 750 bin mark istiyoruz" dedi. Parayı hazırlayan aile babalarının sesini duyup yaşadığını öğrendikten sonra ödemeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Ancak bu istek karşılanmadı. Daha sonra aileyle irtibata geçen ve kendisini istihbarat görevlisi Nazif Karacan olarak tanıtan kişi "Halen babanız sağ, serbest bırakılmasında umut var. 250 milyon verin, babanızı serbest bırakalım" dedi. İstenilen fidye Ziraat Bankası Kavaklıdere Şubesi'ne yatırıldı. Olay Aktüel Dergisi'nin 285 ve 286 sayılı nüshalarında kapak oldu. Kadir Keremoğlu'nun oğullarından biri 13 Ocak 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu'na gidip ifade verdi ve olayı detaylarıyla anlattı, zanlıların isimlerini verdi. Bütün bunlara rağmen tüm emniyet, adli, idari ve askeri makamlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Diyarbakır, Hakkari ve Van adliyeleri arasında gidip gelen dosyada hukuk işletilmedi. Yargısal yolların tüketilmesi üzerine dava 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
Anayasa Mahkemesi de cezasızlığın bir parçası oldu ve davayı reddetti. Diyarbakır'ın DGB'de açılan dosya 2002 tarihinde kapatılarak Hakkari'ye gönderildi. Yine bir sonuç alınamadı. 2010'da Van 2. İdare Mahkemesi'ne giden dosya ise bu mahkeme tarafından reddedildi. İş insanı 75 yaşındaki Kadir Keremoğlu'nun kaçırılmasıyla ilgili Diyarbakır, Hakkari ve Van adliyeleri arasında gidip gelen dosyada hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Son olarak 2015 yılında Keremoğlu ailesi ve avukatlar Kadir Keremoğlu'nun derin devlet çeteleri tarafından haraç alınması için kaçırılarak öldürüldüğünü belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme bu başvuruyu da reddetti. İç hukuk yollarının tamamen kapanması üzerine aile davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Bizim devletten istediğimiz tek bir adalet istedik. Babamın bir mezarı olsun, bir bayramda, geçen bayramlarda da bir babamın bir mezarı olsun, bir fatiha okusun. Başka hiçbir şey talep etmedik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da adalet istemeye devam edeceğiz. Kadir Keremoğlu 1995 yılında kaçırıldığında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü'ydü. 75 yaşındaki Kürt iş insanı Kadir Keremoğlu'nun kaçırılmasının üzerindense tam şu an 29 yıl geçti. Bugün ailesi, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri Kadir Keremoğlu'nun akıbetinin ortaya çıkarılması, onu kaçıranların ve suçluların cezalandırılması ve adalet için mücadelelerini sürdürüyor.